konuda SOC ve SOC ekibimiz ve Security Incident Management ekiplerimiz mevcut. Geriye dönük ve ileriye dönük aynı zamanda da anlık olarak çeşitli istihbaratlara yönelik ve kendi araştırmaya yönelik çeşitli aksiyonlar alıyorlar. Bununla beraber bizim de kendi sorumlu olduğumuz sistemlerde onların regülasyonlarında ya da almış olduğu tedbirler kapsamında kendi sistemlerimizde, altyapımızda bu düzenlemelere bağlı kalmamız şeklinde bir takım tedbirler uygulamamızı bekliyorlar. Biz aslında o aşamada devreye girip kendi tasarladığımız sistemler üzerinde bu güvenlik tedbirlerini nasıl onların beklediği yönde karşılayabiliriz diye aksiyon alıyoruz. Tehditlerin büyük bir kısmının dışarıdan gelebildiği gibi aslında çok önemli bir kısmının da içeriden de gelebileceği noktasında bir takım tespitlere sahibiz. Aslında dışarıdan gelebilecek tehditler bir buzdağının görünen üst kısmı iken içeriden gelebilecek tehditleri buzdağının gözükmeyen kısmı olarak değerlendirip gerek third party, üçüncü firmalardan gelebilecek tehditler, gerek kullanıcıların ihmalleri, gerekse art niyetli ya da suistimal edilmeye yönelik iç taraftan oluşabilecek olayları değerlendirmek amacıyla kapsam alıp o şekilde değerlendiriyoruz. Kullanıcılar aslında farkında olarak ya da farkında olmadan bir takım olaylara sebebiyet verebilirler. Her kullanıcının art niyetli olup sistem üzerinde art niyetli davranmasını beklememiz çok doğru bir davranış olmaz. Fakat farkında olmadan işte phishing mekanizmalarından çok cazip gelebilecek bir maile tıklanması ya da kullanıcının farklı noktalarda farkında olmadan vendor ile konuşurken göndereceği bir screenshot ya da ekran görüntüsü ya da farkında olmadan gönderebileceği bir hata ekranındaki bir takım onun için önemli olmadığını düşündüğü ama karşı taraf için önemli olabilecek bir takım bilgiler aslında bu suistimallere ya da bu takım zafiyetlere sebep olabiliyor.